şimdi. Bugün otelde şöyle dediğimiz Türkçe'den gelen gazeteci dostumuz kardeşimizle sohbet. Türkçe'den gelen gazeteci kardeşimizin adı Erhan Asmaoğlu'ydu. Önce İldir gazetesine İldir Ses Gazetesi'nin başkanıydı. Kardeşim hoş geldiniz. İlk sualım bizim gazeteciliğine bağlı olacak. Türkçe'de gazeteci dinlemek asan mı? Şöyle gazeteci dinlemek biraz hem güzeldi hem zor. Diyeceğim bir şey olsa Türk demokrasi %100'ün üstünde işliyor. Fakat %100'ün üstünde olan demokrasi bazen insanlar kötü yapıyorlar. Kötü yapılarından sonra getirilen tedbirlere de yasaklıyorlar, baskılıyorlar. Herkes sözlerinde faydasında hareket ederse hiç de zor değil. Yani siz istediğiniz kimi ödeyebilirsiniz. Devlet memurlar var. Ben de nazirlerine bakmamaya başladım. Diğerler, tenkit edip onlara sefer diyebilirsiniz. Reis için farklı da var. Devletin en alt koca nazirleri olanları var. Hamsın alaşık yapılar, hamsın rezalıklar, hamsın aklımlar. Ama sabi alır. Baktığım reis var. Yani kişiliği haklarına sağlık. Adamları aşağılamak. Hani şekilde en ağır şekilde de araştırdılar ama yerli gibi. Ben aslında yere bu şekilde olmaz. Kardeşim ben sandım neden Türkçe'de dayanıyorlar, Türkçe'de bazen neden mitingiyle Türkçe'de çıkabaşı gazetesilere baskı var, gazetesilere hapselerde var, hapiste yakınlar da oldu, yine de var. Biz neden böyle bir av hava var? Ben de Türkçe'de demokrasi %100'ün dünyada en büyük demokrasi değiller için Amerika'da var. Amerika'daki demokrasi %70'e var. Ama Türkiye'deki demokrasi, herkesin bildiği gibi %100'ün üstünde. Yani herkes istediği için istediği adamın reisi cumhurda dahil, devlet büyüklerine dahil, istediği şekilde hakaret edilmeye kadar dahil. Yani bu insanlar şeyler yapmak için ya da birilerinin emrinde, güvenli olmak için olmayacak şeylere dolaşırlar, olmayacak şeyleri yazırlar. Hatta asla asla olmayacak şeyler. Bunda buyurlar mahkemeye, kanun var, yargılanıyor. Mahkeme de cezasını buyurur. Sen kanun maddesini görürsen işi görebilmesin diye. Olmamalı, yanlış yaptı. Bunun cezasını alır. Kardeşim bir de bir sual verim. Taş Azerbaycan'da gazeteciler sosyal vaziyetleri, maddi vaziyetleri tamam. Ahimler için diyeceğim bunu. Yani Taşçı Türkiye'de de ne olmuş gazeteciler? Dostlar, diğer ülkelerde olmuşlar. Konularda daha yaşlı yaşlılar. Siz Avrupa Bakanlarınızı, sosyal vaziyetinizi, batık durumunuzu yaşadın mı? Diğer ülkelerden Türkiye'ye karşılaştırmak zaman Türkiye'deki basınlar da kurallar, sınıf var. Hala yerel basın, şehirlerde, bölgelerde çıkan basın. Elbette zorluklar var, sıkıntılar var. Ama sizinki zordur. Niye diyeceksen? Çünkü biz Türkiye'de devletten çıkıp desteği almıyoruz. Yani almasın, devlet de böyle bir anlıyor. Sen gazete çıkartacaksan ben sana bildireceğim. Sen gazete çıkartacaksan ben sana destekleyeceğim. Hep şey yok. Çünkü serbest piyasa ekonomisi var bir şey. Buna göre herkes öz imkanlarına göre, öz şeriatına göre. Gazetini çıkartır, satar, unutulmanda imkanlarında, dahilinde gazetesi devam ediyor. Sizin gazetenin tirajı necedir? Yani ben bir günlük gazetem var, bir haftalık gazetem var. Günlük gazetem 1500'dü, haftalık gazetem 5000 lira. Bu şekilde basın var. Yani alınız yani özür doğrudur. Doğrudur, çağrıda çok şükür. Her şey faydasında yolunda satıp koyduktan sonra haklarını tahtı bir haklı tahtı. Tarafsız bir şekilde yayın hayatını sürdükten sonra hatta bakla yürütüyor ona göre. Haklarını eleştirsin de yapın. Kemşiden değil. Ya da haklı taraflar da kabul edilir. Bu şekilde devam edilir. Yani size rakip olan gazeteler çok mu dedi? Ya, rakip diyen de gazeteciler arasında rekabet olmaz. Gazeteciler birbirine rekabet edilmez. Çünkü sen ben gazeteyi kuranda senle ya da başkadaki gazeteyle rekabet edilmek için kurmamışım. Ben halkın sorunu almayı, devletin sorunu almayı, milletin cillerini, haberleri, millete çarptırmaları, birbirine getirmek için görüşüm. Ben bu gazeteyi kurumda sen özüme rakip ya da başka bir özüme rakip görerek gazete kurmamışım. Ben bu gazetecilik değil. Eğer bu şekilde görerek gazetecilik kurarsan, bu farklı bir şey olur.
Ümumiyyətlə, İqdirdən nə qədər qəzet buraxılır, nə qədər buraxılır? Yəni, sizin, o mənada dedim ki, yəni sizdən əlavə nə qədər qəzet var ki, bak, çox qəzet olsa, təbii sizin satılınca da... Haftalıq qəzetlər var, günlük qəzetlər var. Günlük çıxar, 6 dənə qəzetlər var. Haftalıq çıxar, 15 dənə qəzetlər var. Bunların hamısı öz yayın həyatında, öz işində, öz gücündə. Bir-birlərinlə iş yorulmaz, güc yorulmaz. Yəni, bir-birlərinlə rakib görməzdir. Yəni, Türkiyədəki qəzetləri bir-birlərinə rakib görmək işindədir. Bir-birlərinə əgər rakib görərlərsə, ilk onun altında bir çıxarlar, bundan farklı. Qardaşım, başqa gəldiniz. Burada ümumiyyətlə qəzet seçicilərlə görüşdünüz mü? Bizim duruma nəzər yetirdiniz mi? Biz necə edirik? Yəni, Türkiyədən də takip edirəm, sadəcə deyim də. Yəni, sadəcə Azərbaycan da qiymət verir. Digər ölkələr də takip edirəm. Yəni, qiymətə gəlincə, Türkiyə ilə Azərbaycanı qiyasladığım zaman, Azərbaycandakı qəzetçilərin halı fəvqəladadır. Niyə deyəcək olursanız, dövlət imkanlarının burada dəstəklərini sunur. Yəni, bildiyim çox şey var da, yəni, bu anlatmaq istəyirəm. Amma dövlətin bunlara bildiyi dəstək, bunlar üçün böyük imkan. Bunların aldığı dəstəyin bir qəpiyini bilə biz Türkiyədə dövlətdən olur. Öz yağımızdan, öz işimizdən, öz yüzümüzdən qazanaraqdan çıxardır qəzetçilərimizi. Səncə o düzdür bu? Bizimki düzdür. Azərbaycandakı olduğu zaman hər kəs dövlətə araşdırmaz. Dövlətin yanlışı olduğu zaman deyə bilməz. Niyə? Çünki dövlət ona baxır. Qorxar, dövlət mənim pulumu kəsəcək deyə yazmaqdan qorxar. Türkiyədə belə də. Onun üçün dedik, Türkiyədəki demokrasi dünyadakı ən böyük demokrasi. Tədbirə qatıldınız, tədbirə gəlmişsiniz dedik zaten. Tədbirdə nə anladınız? Nə baş verir? Tədbirə həm qazetəci olaraq, qəzetlərim adamı qatıldım. Həm Uluslararası Asılsız Erməni İddiaları ilə Mücadilə Dərnəyinə Genel Başkan Yardımcısı olaraq atıldım. Bizim dərnəyimiz uzun sürədə quruldu. 12 ildə bu keçmişi var. Bu keçmişdə Erməni İddiaları ilə hər mücadilə eləmədi. Asılsız Erməni İddiaları ilə. Buna bağlı olaraq dünyada bir sürü tədbirlər keçirdik, görüşlər keçirdik. Bu sadəcə bizim, bu tədbirlər sadəcə bizim yaptığımızla bağlı. Niyə deyəcək olursansa, biz bir dərnək, bir kişi. Bu bir kişinin bağırmasını hər kəs eşidəməz. Amma bir çox dərnəyin bir araya gələrək, bir konuyu, bir davayı dilləndirməsini çox səs gətirir. Biz bunu görürük. Bu oluşumu meydana gətirmək üçün Azərbaycandakı dərnəklərdən görüşürük. Qarabağ Azadlıq Təşkilatından. Beynəlxalq, Uluslararası Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi. Üçümüzü bir ortaq qərar edir o. Həm Azərbaycandakı, həm Türkiyədəki, Gürcüstandakı. Bunların oluşumun sonucunda dünyadakı bütün dövlətlərdə Azərbaycan türklərinin, Türkiyədə yaşayan türklərin, qurulub dərnəkləri bir araya gətirmədir. Bunların hepsinin erməni iddialarının qarşı, erməni işgalinə qarşı, hepsinin ortaq mücadilə sürdürməsindən yönəldir. Bunu da çox şükür adımını attı. Birinci toplantısını Türkiyədə yaptı. İkinci toplantısını Azərbaycanda yaptı. Və başarılı oldu. Planladığımız hər şey yolunda gedir. İnşallah bu dərnək gün 60-a, 70-ə yaxın dərnəkdir. Batıldı Türkiyədən, Azərbaycandan və Gürcüstandan. Bu çox qısa sürədə, yəni 2 günlük bir toplantının gətirisi neredeyse bütün Türk dünyasının her tarafında eşitildi. Avrupa'daki dernekler de eşitildi. Bu konuyu biz daha da büyüdük. Şu anda bize gelen telefonlarda, diğer derneklerden bu oluşuma katılmak istiyoruz. Bu oluşumu biz daha da genişleteceğiz. Daha da büyük bir şekilde getireceğiz. Ne kadar Türk dünyasındaki dernekler, sivil toplum örgütleri varsa bunların hepsi ortak hareket edilir. Biz ortaq hərəkət etmədiyimiz müddətcə heç bir konuda başarılı olamadık. Heç bir sonucu da aldı edəmədik. Biz 12 yıldır ermənilərdən çox böyük mücadilə edirik. Öz başımızda, bir dərnək olaraq. New York'daki ermənilər də bundan rahatsızdır, Fransa'daki ermənilər də bundan rahatsızdır. Ərivanda olan ermənilər də bundan rahatsızdır. Bir dərnək olaraq sadəcə bizdən rahatsızdır. Onlar nere gedirsə biz oraya gedirik. Biz bir dərnək olaraq bunu başara bilirsəksə, bir çox dərnək olaraq bir araya gəlsək, görün onlar daha necə rahatsız edir. Dünya yönən başına yıxar. Bu imkan yaradılmalıdır. Bu imkanımız da var. Biz bunu gördüyümüz için bütün dərnəklərdən görüşürük.
Bunların hepsi de bizden aynı fikirdediler. Ortak hareket etmek istediler. Biz bu ortak hareket etmenin ilk adımını attık. Derneğin adını da bulduk. Yapılan toplantıda kararları da bağladı. Bunların ne zaman nerede geçirilecek toplantıları var. Çok zaman yakın zamanda tekrar toplanacak. Türkiye'de toplanacak. Gürcistan'da toplanacak. Azerbaycan'da yine toplanacak. Bütün derneğiyle ortak hareket edecek. Bu hareket sonucunda da sesimizi hemen hemen dünyanın hepsi eşitecek. Eşitmek zorunda kalacak yani, mecbur kalacaklar. Hiç kimse kulağına tıkayamaz artık. Binlerce sivil örgütü bir araya gelip insanları. Yani bir masalaya dillendirir. Çok büyük bir ilham. Çok sağ olun. Sorusu cevabı bu kadar iyiydi. Hatırladım ki bugünkü verilişimizi otelde hazırladık ve Efrem Yoga verilişiydi. Sağ olun, hürmet gösteriyorum.